Evet arkadaşlar, bu görebileceğiniz en zor sorulardan biri. Çünkü bir boyutlu bir elektromanyetik dalga yönünde 3 boyutlu var bakın. Elektrik alan hem X'de hem Y'de hem Z'de ve K vektörüne de bakarsanız hem X'de hem Y'de hem Z'de. Şimdi benim için hesaplamam gereken şeylere bakarsak, B'yi hesaplayın diyor. B'nin expression, yani B'nin şu formda bir büyüklüğü var, onu hesaplayın. Ondan sonra A'yı bulun. İlk önce A'yı bularak başlıyorum. Bakın elinde elektromanyetik dalga vardı. Tekrar söylüyorum. Bu K vektörünün yönü. Bu E'nin yönüydü. Bu B'nin yönüydü. Ben şunu biliyorum. Hepsi birbirine dik. O zaman skaler çarpımları ne olacak? Mesela ben burada B benim işime yaramayacak. E'ye bakalım. K vektörüyle E vektörünün skaler çarpımı yaparsanız dot product, yani 0 elde edersiniz. O yüzden ilk önce E'yi belirleyeyim, sonra skaler çarpımı yapmam için K'yi belirleyeyim. Şimdi K'ye bakalım. K'nin komponentlerine bakalım. K'nin x nedir? Hemen okuyun. Eksi 3. K'y nedir? Eşittir 1. K'z nedir? Eşittir 1. K'leri buldum. Kafama atmıyorum çünkü bakın burada var zaten. Elektrik alana bakalım. Ex. Kök 300 bölü kök 11. Bölü kök 11. Ey. Eksi 1200 bölü kök 11. Ez. 300 A bölü kök 11. Şimdi skaler çarpımı ne demek? Ona bakalım. Aynı yönlerle, aynı yöndeki büyüklüklerle birbirini çarpacağız. Skaler çarpımı şöyle yazarsam K, Kx, Ex artı Ky, Ey artı, bakın Y değil, Y yönündeki büyüklükleri artı Kz, Ez eşittir 0. Skaler çarpımı. Aynı yöndekiler ifadeleri çarparsınız. Kx, Ex eksi 900 bölü kök 11 bölü kök 11 artı eksi 1200, bakın k'nin değeri 1, e'nin değeri 1, eksi 1200 eksi 1200 bölü kök 11 artı kz ez 300 a bölü kök 11 eşittir 0. Buradan bakarsanız kök 11'leri atın, A'nın değeri 7 çıkacak. A'nın değeri 7 çıkıyor. Şöyle bakarsanız 300'ü 2100 7 çıkıyor. Peki manyetik alanı nasıl bulacağım? Bunu hesapladım. Manyetik alanı nasıl bulacağım? Şu ifade kalsın. Şurayı sileyim. Daha fazla alan açayım kendime. Bakın. Bunu yapmanın yolu 3 boyut olduğu için tek boyutta işte sahil kuralı yapayım falan filan diyemiyor burada. Burada 3 boyut. Şimdi ben şunu biliyorum. Arkadaşlar K'nin yönü E'nin yönü B'nin yönünü verir. Ben burayı K ile çarptım. Burayı da K ile çarptım. K vektörü E'nin yönü K'nin büyüklüğü çarpı B'nin yönünü verdi. Çünkü K çarpı K'nin büyüklüğü bunu verdi. Şimdi burayı E ile çarpıyorum. Buraya E eşittir CB olduğu için B ile çarpıyorum. O zaman K vektörü vektör product E vektörü, bakın vektör artık büyüklük değil, eşittir omega B. Yani K cross E omega B'dir. K'nin vektörü E'nin vektörüyle vektör çarpımı yapıldığı zaman, bakın ama hangi sırası önemli? K vektörü vektör çarpımı E vektörü eşittir omega B vektörü. Bunu bileceğiz. İlk önce ama omega hesaplayayım tabii ki. Omega eşittir C çarpı K. Ama K'nin büyüklüğü eşittir C çarpı karekök içinde Kx, K, K, Z'nin karesi. Kx kare artı K, Y kare artı K, Z karenin karekökü. Kx kare 9, 10, 11. Yani eşittir C çarpı kök 11. Ya da 3 çarpı 18 kök 11. Şöyle daha yazılabilir. Kök 11. Şimdi bakalım. K cross E'yi hesaplayacağım. K cross E'yi hesaplayacağım. Sonra K vektörüyle E vektörünü cross product yaparsam, biliyorsunuz ki matrisin determinant formunda yazılabiliyor.
I hat, J hat, yani X hat, Y hat, Z hat diye yazayım ben. X hat, Y hat, Z hat. K'in büyüklüğünü yazıyorum. 300 bölü kök 11. Ama K'in büyüklüğünü yazıyorum, pardon. Eksi 3. 1, 1. 1, 1. Vektör biliyorsunuz, matrisin determinant formunda yazılıyor bu vektör çarpımları. Şimdi E'nin büyüklüklerini yazalım. 300 bölü kök 11. 300 bölü kök 11. Eksi 1200 bölü kök 11. 2100 bölü kök 11. Şimdi hesaplayalım. Teker teker hesaplayacağım, o yüzden şu kısmı silebilirim. Bunları benim yaptığım nasıl olsa. Şu kısımları sileyim. A'yı da hesapladıktan sonra A'yı yerine koydum. Şimdi şu kısma bakalım. Nasıl yapacağım? K cross E'ye baktım. Bu da neye eşit? Omega B'ye. Eşittir. Omega B. Şimdi X komponusunu bulacağım. O BX'e eşit olacak. Omega'yı da yerine yazacağım. O zaman BX buradan ne çıkar? Şöyle bakalım. X kısmını kapattım. 2100, eksi 1200, 3300. Böyle kök 11. Bunu da yazarsam şöyle yapalım. 2100 artı 1200, 3300 bölü kök 11 çıkıyor. Buradan da omega'yı da biliyorum, kök 11 geliyor. C çarpı kök 11 geliyor. En iyisi şöyle yapmak daha iyi. 3300 bölü kök 11. Kafadan yapmasak daha iyi. Eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 8 çarpı kök 11, bx. Daha doğrusu k vektörü ile e'nin cross product'ını yaptığım zaman diyeyim daha doğrusu. K vektörü ile e'nin cross product'ını yaptıktan sonraki bunun x komponentine bakıyorum. Yani k cross e'nin bu matris formunu yaparken determinant şu x komponentine baktığını düşünün. Eşittir bx. Böyle hesaplayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Kök 11'ler götürdü. 3 ve 300 ne geldi? Buradan 100 geldi. Buradan 100 geldi. Buradan da 3'ler birbirini götürdü zaten. Buradan da 8'i buraya eksi 8 olarak atarsam da 1 eksi eşittir. 10 üzeri eksi 6 eksiden çıkıyor. Bakalım doğru yapmış mıyız? 3'ü götürdüm. 1100. 1100, 11, 100. 10 üzeri eksi 6 Tesla. Aynı şekilde diğerlerini yaparsak dy 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla, bz 10 üzeri eksi 6 Tesla. Tekrar tekrar yapılabilir. Bundan herhangi bir problem yok. Şimdi o zaman manyetik alanı açıkça yazayım ben buraya. I, eksi, dy hepsini yazdım. Manyetik alanı açıkça yazayım. Bakalım sonra dik oluyor mu? Manyetik alan B, R, T. Vektör işaretlerini koyalım. 10 üzeri eksi 6 Tesla parantezini alıyorum. X hat artı 2 Y hat artı Z hat. Exponential kısmını yazayım. E üzeri I, bakın hepsi aynı. Eksi 3, X artı Y artı Z eksi omega T. Yani şu exponential, yani sinüs kosinüs artık neyse, onlar o kısımları aynı. Şimdi bakalım büyüklüklerine bakalım. Hadi bakalım manyetik alanı yazdım. 10 üzeri eksi 6 Tesla, x hat artı 2 y hat artı z hat. Şimdi şunları bakalım. E'yi de yazayım. Tekrar bakalım bunlar birbirine dik mi? Artı 300 bölü kök 11. Kök 11. X hat eksi 4 y hat artı 7 z hat. Ve exponential kısımları aynı. Onları yazmama gerek yok. Şimdi bakalım. Şu katsayıları boş verin. 1. Dot burada kalacak mı? E dot B'ye bakıyorum çünkü. Scalar burada kalacağım. Şöyle daha bir göstereyim. E dot B'ye bakıyorum. Scalar burada kalacağım. 1. Eksi 8. Artı 7. 1. 7. 8 etti. Buradan ileride eksi 8. Demek ki bunun scalar product 0. E ile B birbirine dik.
Şimdi B ile K'ye bakmak istiyorum. B ile K'ye bakarsam K'de şuraya yazalım. K'de şuraya yazalım. K neye eşittir? Eksi 3 x hat artı y hat artı z hat. Şimdi manyetik alana bakalım. K ile B'yi dot product yapıyorum. Ne çıkacak? Bakalım. Eksi 3 eksi 4 eksi 7 etti artı 7 de buradan 0. Demek ki buradan neyi görüyoruz? K ile manyetik alan da birbirine dikilmiş. Buradan bakın 3 boyutlu bir ifade verdiği zaman bana K de 3 boyutlu olur. Elektrik alan da 3 boyutlu olur. Manyetik alan da 3 boyutlu olur. O yüzden K'yi de hesapladım böyle 3 boyutlu olarak. Cross product hesapladım. Şu kısma dikkat edin. Bakın bu ne demek? Şu K cross E'nin X komponentü ne demek? X hat diyor aslında şöyle yazsam daha iyi. Komponent demek ilk önce şu X'e baktığınız yer. Yani X'e kalınları o bu. Yani satır ve sütununu kapatıyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Görüyorsunuz ki B, X, B, B, Z'yi buldum. Sonra B'nin formatını yazdım buraya. Nasıl gitmesi gerektiğini yazdım. Ondan sonra elektrik alanı var. K ile de bunlar birbirine dik oluyor mu olmuyor mu? Onları hesapladım ve görüyoruz ki elektrik alanla manyetik alan birbirine dik. Manyetik alanla K vektörü de birbirine dik. Bu sorunun çözümü de bu kadar.